geldik girişlere, su girişlerine. Neyimiz var? Sıcak var, soğuk var. Şimdi ben ne yaptım? Benim burada da depom var değil mi? Su deposu yaptık hep beraber. Şurada depomuz var. Suyu buradan basınçla alıyorum. Soğuk suyu. Şöyle evin kenarına getiriyorum. Ben buradan bir giriş yaptım. Bak soğuk su maviyle gidiyorum. Soğuk su girişi yaptım. Aldık biz bu soğuk suyu içeriden. Böyle kocaman bir boruyla böyle buraya kadar, buradan da buraya kadar geldim. Tamam mı? Sonra parçalamaya başladım. Bu soğuk suyu buraya T taktım. Şöyle. Hemen yukarıya lavaboya çıktım. Geldim burada kestim, şurada T taktım, sadece soğuk. Şeye çıktım, taharet musluğuna. Geldim döndüm. Burada da T taktım, çıktım. T'nin devamı boruya devam ediyorum. Takıyorum, boru devam ediyor. T taktım. Neresi burası? İşte duşun soğuk suyu. Buradan da gene devam ettim. Mutfağın soğuk suyu oldu. Çok da basit bu. Isıtma aleti aldınız mı? Ne diyordu da Deniz onun adına? Pafta diyorlar. Pafta aleti aldınız mı? Çünkü böyle ısıtıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Isıtıyor. Çok da güvenli bir yöntem. Kaçırmıyor, etmiyor, bozulmuyor. Soğuk suyu hallettim. Şimdi sıcak su için ben burası buranın üzeri teras olacak ya böyle düz. Buraya sıcak su şeyi deposu koyacağım işte güneş enerjisi. Aynı bizim buradaki gibi. Şimdi sıcak su için ne yaptık? Soğuk suyumuz böyle geliyordu ya. Burada içeriye girdi. Ben aldım. Bunu dışarıdan da getirdim. Yerden. Bizim burada şeyimiz var. Odamız var. Önce soğuk suyu buradan yukarıya çıkarıp bu alete giriyorsunuz. Ki deposu da olsun. Sonra bu aletin çıkışı var. O da sıcak suyun gelişi. O sıcak suyun gelişini ben buradan içeriye sokuyorum. Burada da bir hidroforum olacak. Sıcak su için. Aynı buradaki gibi. İki hidrofor kullanacağım. Soğuk su için buraya koyacağım. Sıcak su için buraya. Sıcak suyu da buradan dağıtmaya başladım ben. Bir tanesini çıktım. Hadi bunu kırmızıyla yapayım. Sıcak olsun. Sıcak suyu aldım. Geldim. Bunun yanından bir tane çıktım. Anladın mı? Upuzun uzattım. Taharet musluğunda sıcağa gerek yok. Geldim. Buradan da çıktım. Sıcak suyu böyle. Upuzun uzattım. Kim senle mi yaptın? Ama işte sen de taharet musluğuna yine sıcaklık. Aldım. Buradan da T'lerini. Buradan da çıktım. Bitti. Yan yana böyle çıkıyorsun. Ondan sonra kolay kesip işte o musluk girecek şeyi yapıştırıyorsun oraya, musluklarını takıyorsun, içeriye gömüyorsun. Ben banyoda mesela şöyle oldu, yandan göstereyim size. Şu banyom şöyle iki tane çıktık ya, böyle yan yana düşünün. Böyle kaldı şey, burada da evye var hani, böyle oluyor, şuradan açma kapama yeri var ya, işte şöyle sular dökülüyor. Böyle dışarıda kaldı. Biz hemen U-tongla böyle kesip içine oyup bir şey yaptık. Banyoda fark etmişsinizdir. Şuradaki borları sakladık. Sadece şey eve gözüküyor orada. Yani çok kendi başıma dandik bir şey yaptım ama gene de güzel gözüktü yani, ne bileyim. Ki tedelak medelak olmadı. O olsa daha güzel olacak. Yani boruları bu şekilde saklama olanağınız var. Saklayacaksınız da. Çünkü bu şeyde normalde adamlar normal ev olsaydı size şeyi oyacaktı. Neydi? Kiremit mi? Tuğlayı. Tuğlayı oyacaktı. Boruyu oradan geçirecekti. Ya da altından önce yapacaktı. Bizim evde öyle bir şey bunların içinden geçiremediğimiz için biz genelde yerden çıkıp, tuvaletimde göreceksiniz taharet musluklarını, gayet yerden çıkıyor. Beyaz boru aynen açıyorsunuz. Oraya yeşil bir şey sarmayı düşündüm de unuttum gitti. Bu da soğuk sıcak suyun girişleri. Ha biz ne yaptık bu arada? Soğuk suyu buradan girdik ya. Aynı buradaki gibi. Aldım ben bu boruya, T attım. Buraya çıkardım. Burada bir musluk yapacağım ki o tarafta hani bir şey olursa diye. Zaten borun bir de soğuk suyun buraya geliyor ya, buraya da çıkartabilirim şu duvara bir tane. Hani bu bölge aramama, bu alan için, sulama için. Zaten borun burada, buradan damla sulamaya ta benim eve kadar gidecek sulama. Yani sıcak, soğuk ve gider, ana giderler bunlar. Aslında çok basit değil su ve şey. Belki elektrikte biraz daha kafanız karışık. Şimdi ne yapıyorduk? Elektrik. Şimdi gene şeyiniz belli. Nerede ne olduğunuz belli. Aslında evlerde kullanmanızdan alışkınsınızdır. Şimdi benim eğer burada bir mutfağım varsa, bir buzdolabım falan da var. Ne bileyim çamaşır makineniz var. Şöyle düşünün elektriği, aslında kısaca şöyle anlatayım. Bir tane elektrik panonuz var. Tamam mı? Evinizin içinde sigortalarınızın olduğu hepinizin. Bunun içini şu an siyah kutu olarak görün. Kara kutu görmeyin.
Yeter ki siz buraya kabloyu çekin. Şimdi bir, nereden başlayalım? Prizlerden. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi yüksek dozdaki şeyler, mesela ütü takabileceğiniz yerler. Buraları biz genelde bireysel tek çekiyoruz. Atlama matlama olmaz. Elektrik şeyinizden genellikle 3x2,5 çekilir milimetresi de. Tamam mı kablosu da? 3 kablo her biri 2,5 milimetre demek bu. TTR alırım ben. Böyle küçük evler için. TTR demek her biri içinde küçük bir sürü damar olur ya böyle. Tek bir bakır değil, bir sürü içinde küçük saç telleri gibi. 2,5'lık onun kalınlığını belirtiyor. 3 çarpı neden? Biri nötr, biri faz, biri de toprak. Tamam, bu kadar. Bu prizlere gidiyor. Priz. Ama mesela bu buzdolabıysa, buzdolabı diyeyim. Buzdolabıysa ve çamaşır makinesi, ütü, fırın bireysel gidiyor, tamam mı? Çünkü çok aynı yüksek çekiyorsun. Kuvvetli oldukları için onları ayrı sigortalarda tutmak daha mantıklı. Evet. Ama bu normal, sallıyorum size. Geldiniz, biz öyle yaptık. Bakın bizim odamız burada. Biz yerden buraya geldik. Şuraya çıktık. Burada kablo göreceksiniz. Ben çünkü koltuğun içine iki tane priz gömeceğim. Hemen altına böyle koltuk yapıyoruz ya. Zımklıyor. Bu geliyor buna. Bundan da atlayacağım. Buna gideceğim. Neden? Burada çünkü cep telefonu şarj eder. En fazla süpürge takabilir. Yani 1 kW'ı geçemez burası. Bilgisayar takar. Ne yapabilir yani? Buraya gelip de yani çamaşır makinesini takamaz. Canavar olabilir. Takacak hali yok yani içinde. O yüzden gene 3x2,5'la ilk prize gidiyorum. Bundan sonra 3x1,5'la da birbirine atlayabilirsiniz. Tamam, çok burdur, büyüktür eviniz. Biraz tasarruf da etmek istiyorsunuz. Atlamayı şurayı 3x1,5'la, burayı 3x2,5'la yapabilirsiniz. Ana gidiş. Ne olur ne olmaz. Prizleri donandınız, atladınız. Buzdolabı bilmem ne gibi ayrı ayrı gittiniz. Prizler bundan ibaret. Biz ne yaptık? Aldık, yerden geçirdik. Hop, buraya bir priz getirdik. Ne yapacağım? Buradan da buraya atlayacağım. Hem alt seviyeye şimdi bir tane yapacağız. Şuraya taktıkları aydınlatma için. Anladınız? Buraya alt seviyeye taktıracağız. Hem üst seviyeye, yatak başına yani yattığınızda buraya gelecek seviyeye yapacağım. Cep telefonlarını takmalar için. Hatta ben böyle oraya iki tane yapıyorum. Bir tarafına da keypad koyuyorum. Aydınlatmayı da oynatsın diye. Prizler de böyle. Buradan çektiniz prizleri. Şimdi aydınlatmaya gelelim. Aydınlatmada bizim evde otomasyon olduğu için aslında klasik evlerden farklı. Ben önce size klasik evleri anlatacağım. Gelirsiniz genelde 2x1 milimetre. Çok nötre ihtiyaç yoktur. LED kullanırsınız. LED'lerin hatta LED driver'ların nötr girişi bile yoktur. LED'ler evet öyle fiyatlı. Hani çok değil ama isterseniz 3x1 de çekebilirsiniz. Yedek olur. Veya nötr olan yerde olur. Bu arada burada yapmadık hala. Ben de unuttum ama hemen bunun önüne biz üçgen şekilde kesitten gösteriyorum. Bu toprak. Ben bu toprağı yaklaşık 50 santim kazacağım. Sonra 50 santim kazdığım yerden 1 metrelik özel topraklama çubukları asacağım. Şöyle üçgen şeklinde. Üstten bunları topraklama şeyle bağlayacağım. Üçünü birlikte bağlayacağım. Üçgen yapacağım. Sonra çıkartacağım. Şöyle gözükecek. Çıkartacağım. Buraya toprağa gireceğim. Panoma gireceğim. Yani şöyle çubuklarım var. Topraklama çubukları. Bu da geliyor. Panoya toprak oluyor. Bunu büyük projelerde biz hastanelerde falan düşünün. 2 metrelik çubukları böyle böyle bütün hastanenin içerisinde bütün toprağa dağıtırsınız çünkü. Büyük binalar, büyük elektrik yükleri. Bizim çiftliklerde veya sizin insan olarak kullanabileceğiniz öyle bir şey yok. Biz hani sürdürülebilir bir yaşam kurduğumuz zaten öyle bir güçlerle uğraşacak bir hayatın olmaması lazım. O yüzden bu 3 tanecik bakır çubuk işinizi görüyor yani. Topraklama çubuğu diye satılıyor bunlar. Bilmiyorum. Ha, bu kadar. Aydınlatmada geldiniz 2x1. Şöyle önce şeye geliyorsunuz. Prize. Mesela burada kapı var ya, şuraya aydınlatma anahtar yaptım. İşte bu anahtarda kaç tane ışık geçecek? 2 ise 2 şeylisi 2. Önemli kaç şey. Elektriği buraya geldin ya. Bundan sonra 2 tane lambaya gideceksin ayrı ayrı değil mi? Biri birini kapatacak, biri birini.
Bu arada böyle geliyor. 2 çarpı 1 dedim ya. Biri faz, biri nötr geldi. Fazı kesersin, anahtardan geçirsin, nötr devam eder. Birini anahtarlarsın yani. Anladın? O yüzden anahtarlarsın. Faz bunun içinden geçer. İkisi gelir. Aydınlatmalara girer. Yani kablo devam eder. Yani önce aydınlatmaya giriyorsunuz kabloyu şeye, duvara çıkarıyorsunuz. Yani onda da olay şu. Buradan geldiniz, yükseldiğiniz duvardan çıktınız kabloyu. Sonra oradan yeni bir kablo atıyorsunuz ışığa. Buradan da çıkarsınız aynı yerden. Yukarıya doğru çıkarsınız bu sefer. Gelirsiniz ortada ışığınız mı? Işığa. Anladınız? Bu kadar. Anahtarlıyorsunuz orayı. Ki ışığı aç kapayabilirsiniz. Bu aslında her şey için geçerli. Ben şöyle yapıyorum. Buralara kalas ya da bir şey asacağım için ben aydınlatmaları sadece buralarda tutacağım. Sadece tezgah altında tutacağım. O yüzden alacağım buradan bir tane basit bir 2x1.5 buraya bir öyle bırakacağım. Hatta benim buradan boru da attık ya sürekli bir yolum var aslında elektrik odasında. Buraya bir boru atacağım. İleride oraya leş şerit yapacağım aynı benim buradaki gibi. Onda da ne yapıyorsunuz? Yine anahtardan geçirdiniz ya da leş şerit yaptınız ya buraya da bir anahtar yapabilirsiniz hemen şeyin yanına, tezgahın yanına. Sonuçta anahtarladığınız zaman her şeyi anahtarlanmış oldu. Neyi anlatıyordum? Ben her LED'de de şöyle bir şey var. Geldim enerjiyi 2x1 anahtarladım. Hatta anahtarı şöyle kullanırlar. Şu anahtar. Aç kapa. Anahtarladım. Eğer LED kullanacaksanız 12 volt, 24 volt. Bu sefer bir trafo almanız gerekiyor. Yani. Driver. LED driver diyorlar. Aslında bu bir inverter, dönüştürücü. Ne yapıyor? 220 voltu size 12 ya da 24 volt yapıyor. Ondan sonra da bunu LED'inize bağlıyorsunuz. Ne oldu? Bu sefer bunları saklayacak yer işte şuraya mutfak dolabı yaptınız üstüne koyarsınız. Anladın? Ben de orada saklı. Ben de şu arkada panomun üstünde saklı. Bir görürsünüz bu evi ve o evin tesisatı. Şimdi biz daha aydınlatma tarafını çekmedik. Neden? Benim evde bu anahtarlama kısmı böyle değil. Bende anahtarlara data kablosu gidiyor. CAT kablo, network kablosu. Aydınlatmaya tek başına aydınlatmaya kablo gidiyor. Ben onu programlarla, aradaki cihazlarla açıp kapatıyorum her şeyi. O otomasyon ev oluyor. Akıllı eve giriyor. Aslında onun çok güzel bir faydası var. Dediğim gibi oradan geçirip de kabloyu oraya atlayamıyorum. Ben aydınlatmaya direkt burada bir PC'm var böyle elektriği açıp kapatan. Keypad'lerim var gördüğünüz işte dokunmatik. Buna ayrı kablo gidiyorum. CAT kablo basit. Buna da buradan elektrik kablosu gidiyorum. Direkt ayrı ayrı kontrol etmek istediğim aydınlatmalara. Sonra ben buna diyorum ki şu birinci düğmeye basarsam şu lambayı yak. İkinci düğmeye basarsam üçünü söndür. Dördüncü düğmeye basarsam hidroforu aç. Tek tek komut veriyorum. Kanal 1 aç, kanal 2 aç. Bu işte halloluyor. Ama sizin evlerinizde büyük ihtimal bu şekilde yapacaksınız. Anahtarlayacaksınız. Aydınlatmayı. Önce duvara geleceksin bu hizaya. Orada zaten boğatı var ya böyle yeşil boğatları gözüküyor. Boğattan çıkaracaksın. Sonra yeni bir kablo koyacaksın. Aydınlatmana gideceksin. Bu kadar basit. Bu kabloyu yaptığın müddetçe ondan sonra sana herhangi biri gelip oraya boğatını da takar, şeyini de takar. Yeter ki kabloyu yap ki inşaatı devam edebilir. Gerisi çok var. Yani bizim gibi bu evlerde, köy evlerinde yani aydınlatma işte eski elektrikçinin söylediği gibi elektrik. Faz nötr al götür derler. Hakikaten öyle. Fazını nötrünü al götür yani. İstediğin yerlere bu kadar. Yeter ki şu panodan çık, son noktaya git. Bu ikisi arasında güzel kablo olsun. Bu panonun olduğu odada bunu 2-3 metre muhakkak fazla bırak kablonu. Aynı bizim oradaki gibi. Nereye gelir ne yapar panoda bilemezsin. Sonrası çok kolay. Her bir şey için sigorta alıyorsunuz. Bunları sigortada dağıtıyorsunuz. Ana giriş sigortası yapıyorsunuz. Kaçak akım sigortası koyuyorsunuz. Bu kadar. Onlardan geçirip sigortalardan geçirip fazları yolluyorsunuz. Ha ben ne yapıyorum? Eğer güneş paneli gelecekse onun için özel bir de buraya güneş paneliyle hibrit çalışabilecek bir sistem de başta tasarlıyorum. Tık onu ister güneşe bağlıyorsun ister şeye bağlıyorsun. Ama hepsi burada. Altyapınızı doğru bağlayıp buraya getirdiğiniz sürece burasının değişmesi çok kolay. Ama bunu doğru yapmazsan sana alır nötrü her yerde mesela elektrikçi öyle yoktur. Bir nötrü almış her yerde dolaştırmış. Ayırmamış. Anladın mı? Ucuza yapacağım diye bu köylerde. Ondan sonra bunu güneş enerjisine bağlamam çok zor. Çünkü güneş enerjisine nötrüler ayırmam lazım. Şebeke ayrı, şeyden gelen nötr ayrı çünkü. Yapamıyorsun. Adam duvarları mı kırayım, yeni kablo mu çekeyim? Ama bunu yaptığın sürece altyapını doğru
İstediğin teknolojiye ileride uyum sağlaman çok kolay. Buraya bir delik açarsın, hop panelleri de gelirsin. Anladın? Elektrik de bu. Yani öyle çok büyütecek bir şey değil böyle küçük çaplı evlerin elektriğiyle. Bir şey yok. Kabloları götürüyorsun işte. Değil. Yani gökdelenler yapıyorum çok karmakarışık da ama hakikaten düşündüğünde şimdi göstereceksin, göstereceğim kabloları ya. Bu arada bu kabloları alttan yürütüyoruz ya, işte kablo kanalı dediğimiz şeyler var. Kanal dediğim aslında açıktır. Böyle üstlerde yürür. Şöyle tepsilerdir. Kablo tepsisi. Biz boru kullanıyoruz. Damla sulama borusu gibi. Basit bir şey. Plastik. Ama betonun altında zaten korunaklı binlerce yıl gider. İçinden geçiriyoruz. Ayrı ayrı kullanıyorum. İsterseniz bir büyük boru alıp yani 2-3 kablo çekecek şekilde de kullanabilirsiniz yerden atlamak için. Sonra ayırabilirsiniz. Ben çok kablom olmadığı için yani öyle çok büyük bir elektrik bu kadar. Bak işte bir buraya gittik fişe. Ha aldık bir de bunu üçledik. Buraya koyduk. Ne olur ne olmaz camın yanına da. Burada üçledik bunu yani. Birleştirdim. Şey var. Eriyen bant falan var işte şey bandı. Birleştiriyorsun anam koyuyorsun o betonun altında bile su almıyor. Suyun içinde bile su almıyor. Eriyen bant falan. İşte sana verdim şimdi. Birleştirdik buraya koyduk. Hemen geldim. Burada da çamaşır makinem var diye buraya da bir tane ayrı çektim. Göreceksin zaten burada duruyor. Buzdolabında ayrı var göreceğiz zaten. Buzdolabının mesafesinden yeni boru attık oraya tam çıkacak. Arkada olduğu için tam denk geldi. Yani panoyu koyacağın yeri belli etmen lazım başta. Ki elektrik tesisatının kaynağının çıkışı orası. Veya gidişi orası. Orada sonlanıyor. Şimdi sağa da gidelim. Bakalım istiyorsanız şimdi bu gözle. Çevre sarıyorsun. Çevre böyle tutuyorsun mesela. Böyle direkt dönüyorsun. Tamam ama gene o çizgiye atacaksın. Atmayacağım. Niye atayım ki? Zaten 3.5'un dışı hangisi? Daha da geniş büyük açıyorsun. En az bu kadar aç bana. Birleştiriyorum ya. Okay, for lighting we're gonna use one side up. Okay. No way there.